Üniversitede hayatı da tabii sorgulamaya başladım. Düzenleri, kurulan sistemleri sorgulamaya başladım. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Niye distopyayı seçtim? Şimdi geçmişe değil geleceğe doğru evet. uzanıyor. Luna'da. Çünkü bazı endişelerim var gelecekle alakalı. Distopyalarda, ütopyalarda bunlar aslında hayal ürünleri değil, bunların gerçekler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de aslında bulunan çağın yozlaşmasını, çürümesini anlatıyor. O derdi olduğu için ortaya çıktığını düşünüyorum. Ütopyalar buna bir çare buluyor. Evet. Bir çare sunuyor yani. Yeni bir düzen sunuyor aslında. Distopyalarda bu dikkat edilmezse eğer nasıl daha karanlık bir döneme doğru gideceğini anlatıyor. Dolayısıyla çok kıymetli benim için distopyalar ve ütopyalar. Evet, romanımızda çok da uzak olmayan bir gelecekte geçiyor. Küresel şirketlerin bütün hükümetleri ele geçirdiği bir dünya düzenini anlatıyor. Bilimi, sağlığı, teknolojiyi, her şeyi, tarihi manipüle edebiliyorlar. Buradaki bir polis memuru Adem'in hikayesi aslında. Annesinin bir komplo sonucu öldüğünü düşünüyor. Hiçbir zaman bunu kanıtlayamıyor ve işte böyle hayatı depresyonların içinde geçirmeye başlıyor. Ta ki bir gizemli bir cinayet. aydın anlatmaya çalışana kadar cinayetteki kurbanın günlüğünü buluyor, oradaki adının da Luna olduğunu düşünüyor kızın. Ama aslında Adem hem gerçeklerle yüzleşmiş oluyor, ismi de bilerek Adem çünkü insanı anlatıyor. Gerçek saklanan, örtbas edilen gerçeklerle yüzleşmiş oluyor hem de gerçekten binlerce yıldır örtbas edilen kadimde bir sırra ulaşıyor, hakikate ulaşıyor aslında. Aslında son zamanlarda en çok bunu arıyoruz evet. ya da en çok buna özlem duyuyoruz herhalde Hakikat, gerçek. Çünkü son özellikle 2019'dan sonra herkes fark edecektir. Zaman başka işliyor. Zaman hızlı akıyor. Bunun da dünya üzerine olan frekansların artmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz içimizde şu anda bir şeylerin yaklaştığını hissediyoruz. Hissettiğiniz şey doğru. Bir şeyler yaklaşıyor. Bir karanlık yaklaşıyor. Bir karanlık bir çağ yaklaşıyor ama umut da var. Kocaman o küresel şirketler dünyanın yavaşlamasına da bizim yavaşlamamıza da dünyayı kurtarmamıza da izin vermiyor aslında. Yani o kadar aslında hani distopik diyoruz ama o kadar gerçek ki bir taraftan anlattık. Ya aslında şu anda zaten e, içindeyiz küresel şirketler bir şekilde özellikle bu teknolojiyi tekelleştirerek evet. e, algoritmalara sahipler, veri haklarına sahipler, bütün kullandığımız dijital her şeye sahipler. Ben aslında ileride bunun aleni bir şekilde artık hükmetmeye de başladıkları... bir dönemi gösteriyorum. Bir taraftan da çok çok sıkışmışlık hissediyoruz. Yani on senin kitabında da var, Luna'da da var. Hani o sıkıştığımız yer, hiçbir şeyden kaçamamamız ama evet. bir taraftan da hakikati bulamamamız, her şeyin manipüle, manipüle edilmesi. Aslında hani o post truth dediğimiz şey aslında bu senin kitapta tamamen anlattın. Onun bir çerçevesi, onun bir portresi. Özümüzü unuttuğumuzu düşünüyorum. Özümüzün zamanında bize unutturulduğunu da düşünüyorum. Bedenimizin, aklımızın kısıtlı bir hale getirildiğini düşünüyorum. Hı, hı. Genetiğimizin milyonlarca yıl önce değiştirildiğini hissediyorum. Bir düşüşün içindeyiz bence insanlık olarak. Hatta demir çağ deniliyor bu çağ. Öncesinde bir altın çağ olduğundan bahsedilir. Hı hı. Bu devre, bu döngü bittiği zaman evet daha dibi görmedik, daha da dibi göreceğiz ama sonrasında yeni bir döneme geçeceğimizi hissediyorum. Hı. Orada umut var ama. Evet. Ora evet, güneşli. O, evet. O yani bir bu kadar tecrübeden sonra kötü tecrübeden sonra gerçeği hakikati bulup evet. <laughs> ya da kadim olanı bulup. Evet. Çünkü aslında mesela. şey düşünüyorum yani başımıza gelen her kötü şey veya birilerinin sizi karanlığa doğru sürüklemesi sizin için yani tam olarak kötü kötüyüyor. Kötü var ki sen uyan diye. Evet. Ben biraz kandırılmış gibi de hissediyorum <laughs> kendimi. Yani kendimizi kandırıldık bence. Çünkü hep şey dediler. Teknoloji şöyle olduğunda, internet böyle olduğunda işte gelecekte işte şöyle demokrasi olacak internet çağında herkes daha demokratik daha hakların daha fazla hakka sahip olacak daha çok sevgi dolu olacağız sevgi pıtırcı olacağız falan bir sürü senaryo yazıldı bizim için ama geldiğimiz nokta teknoloji ilerliyor evet hepimiz artık sosyal medyada yazıp çizebiliyoruz ama gerçekten özgür müyüz? Mesela yazdıklarımıza gerçekten özgür özgürce yazabiliyor muyuz özgürce konuşabiliyor muyuz ifade edebiliyor muyuz ee, ve bu sosyal medyanın e, bu herkesin elinde telefon olması herkes her şeye ulaşması bizi daha mı çok kısıtlıyor bu sadece aslında hükümetler ya da başka bir şeyle de e, yani bu senaryolarla da ilgili değil kendi kendimize yarattığımız e, hapishanelerde var yani hem çevremizin hem kendimizin o yüzden hiçbir şey o e, teknoloji çağında biz anlatıldığı gibi olmadı o yüzden kandırıldığımız Evet, bence de kandırıldık Çünkü yani sosyal medya ve bu ilk çıktığında evet, global anlamda insanlar birbirleriyle iletişim kurmaya başladılar. Ama bir süre sonra şuraya evrildi. Herkesin birbirine birbirine beğendirme yarışına evrildi. Bizden sonraki hemen yani 80 kuşağıyım. bizden sonraki işte bu 3. sanayi devrimiyle işte bilgisayar çağına geçişimiz. Şimdi 4. sanayi devrine geçmeye çalışıyorlar. Hapsoldular sosyal medyanın içine. Bizi bir sanal cennetlerin içine. Hapse edeceklerini düşünüyorum o VR gözlüklerinin içine. Hiçbir şey yapmayan, sorgulamayan, evimizden bile çıkmayacağımız, sosyal olamayacağımız zaten uzun senelerdir birbirimize dokunamıyoruz. İletişimimiz fiziksel halden kopmaya başladı. Evet. Gelecekte insanın daha da vasıfsızlaşacağını düşünüyorum. Yani teknoloji tabii ki sağlık anlamında veya diğer anlamlarda insanın refahı anlamında çok önemli. Benim burada aslında altını çizmek istediğim nokta teknoloji ve diğer alanlar tekelleşemeyecek kadar insan için önemli. Çünkü bir şeyin tekelleşmesi demek gücü kendi yararına kullanabilme ihtimalini arttırıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu sorgulamamız gerekiyor.